Elhamdülillahi hedana li hada ma kunna lehtediye levla hedana Allah. Fema tevfiqi ve atisami illa billah. Laqad ca'et rusulü rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahu salli. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Allahu salli. Sallu ala şefii'i zunubina Muhammed. Allahumme salli ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hafız efendi nereden okudun? Mihrapta mı? Köycüm görmüyor orayı. Yok şimdi okuyan Hafız efendi kim? He beklesin orada. Sohbetin peşine de okusun. İnşallah. Mevla nereden aklına getirirse. Oku. Buyur. 34 EL 8545 34 K 7469 34 YLZ 29 34 AK 714 bu araçlar acil yerinden alınacakmış. Sahipleri ilgilensinler. Sekizinci vaazda mıyız acaba? Kutsi vaazlarda. Sekiz yaptık. He? Hepten ihtilaf ettiniz ya. He? Yok canım tevekkül nerede daha? O 54 farz mübarek. O başka ders. Bir hafta onu yapıyoruz, bir hafta bunu yapıyoruz. 54 farzda tevekkül o başka. Kutsi vaazları söylüyorum. 8'deyiz, tamam. Birisi bari kafasında tutsun onu ya. Ya da ben şey dedim, her hafta ayrı kitap geliyor. Bu sefer bir kitap tutmuyorlar ki, burada dolaba koyalım bari. Onlar işaret edelim. Kalemle. Ne yapalım, yaptıysak bir daha yapacağız. Sanki ezberlediniz. Neydi 8. vaaz? Hiç. Amel ettiniz mi etmediniz? Ben de etmedim. Ne olacak? Sahabe-i kiramın çoğu hafız değildi. Hafız olan 10 kişi falan vardı ya. Çünkü hep yeni ayetler geliyor ya. Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri hafızlardan. Bekara suresini 10 senede bitiriyorlardı. Niye? Bir ayeti ezberlediği vakit onun hükümlerini, fıkıhlarını, tefsirlerini, manalarını ezberliyorlardı. Ondan sonra da amel ediyorlardı. Öyle geçiyordu o ayeti. Anladınız mı? Biz şimdi bir gecede hatim yaparız. Niye? Amel etmedikten sonra vur 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 vur. Oku da git. Onun için tekrarda çok fayda var inşallah. Ben de efendim bir saat evvel şekeri ölçtüm. Kaç çıktı? 400. 390 küsur idi. Bu aralar ayarı kaçtı. Allah mizan versin. Doğru ölçü nasip etsin. Amin. Ama sizi bırakamayız. Bizim tabii rahatımız, huzurumuz bu meclislerdedir. Allah bizi buralardan ayırmasın. Amin. Allah canımızı bu meclislerde alsın. Amin. Ama bu gece değil. Ve Rabbimiz Tebareke ve Teala bizlere daim ilim meclisleri, zikir meclisleri, bu faziletli meclislerde huzur bulmak, rahatlamak, affolmak, mağfiret olmak, muradımıza nail olmak, dünya ahiret saadetine erişmek nasip eylesin. Amin. Bahtiyar insanlarsınız. Ha beni dinlediğiniz için değil, ilim meclisine geldiğiniz için bahtiyar insanlarsınız. Çok zengin insanlarsınız. Ahirette çok kazanacaksınız. Bunları göreceksiniz. Şimdi mezardakilere dirilme fırsatı verirse hiçbir yere gitmez, ilim meclisine gelirler. Evlerine uğramazlar. Çünkü onlar anladılar ki
çoluktan çocuktan geride bıraktıklarından fayda yok. Ancak bu meclislerin faydasını gördüler. Bu buralar insanın yüzünü ak eder. Aman cemaattan ayrılmayın. Çok fitneler çıkar, çok ters rüzgarlar eser. Herkes sizi bu yoldan ayırmak için planlar yapar. Allah ayaklarımızı sabit eylesin. Amin. Tehlike çok. Ortalık karışık. Düşman çok. Buralar peygamberlerin salavatullah ala nebina ve aleyhi mecmuin meclisleridir. Şimdi peygamberler salavatullah ala nebina ve aleyhi mecmuin yaşasa idiler böyle meclisler kurardılar. İnsanlar onların etrafına toplandığı vakit ayet okurdular. Zaten hadis kendi sözleri hadistir. Ne anlatacaklar? Onun için Sehl ibn Abdillah et-Tüsteri radıyallahu anh çok büyük velidir bu zat. Evliyanın reislerindendir. İsmini belleyin. Çok meşhur değil sizde. Sehl ibn Abdillah et-Tüsteri radıyallahu anh. İsmini ezberleyin, tamam? Ne kadar fuzuli isimler biliyorsunuz. Hafızayı doldurdunuz kafayı. O şey kadar da değil. Cep telefonunun hafızası daha fazla alıyor. Kafalarınızda kaç tane evliyanın ismi var? Kaç alimin ismi var? Kaç velinin ismi var? Kaç sahabenin ismi var? Kaç peygamberin ismi var? Bu büyük zattır. Radıyallahu anh. Onun sözüdür bu. Men eraden yanzur ila mecalisil enbiya. Peygamberlerin meclislerine, meclis Arapçadır, Türkçeleşmiş. Yani oturum yeri, oturma yeri burası. Şimdi oturuyoruz hepimiz bir mecliste, oturmuş olduk. Şimdi peygamberlerle beraber oturulan meclisler var. Onların sahabeleri bulundular o meclislerde. Allah şefaatlerine nail eylesin. Bize nasip olmadı. Bize nasip olmadı. Mahrumlar, zavallılar, bizim gibi biçareler düştük dünyanın sonuna doğru. Ama şimdi bu imkan yok mudur? Peygamber meclisine bakmak istiyorum, görmek istiyorum, girmek istiyorum, feyzine, bereketine ermek istiyorum diyen ne yapsın? فَلْيَنْظُرْ اِلٰى مَجَالِسِ الْعُلَمَاءِ Alimlerin meclislerine baksın. Allah'ı bilenler, ehl-i sünnet vel cemaat üzere inananlar, işte ilmiyle amel etmeye çalışanlar ve takvaya riayet edenler, özellikle o alimlerin meclislerine baksın. Allah bizi onlara kavuştursun, onlara ulaştırsın, onlara yetiştirsin. Bizi yetiştirdi biz Efendi Hazretlerimizin meclislerinde. Senelerce, senelerce bulunduk elhamdülillah. Fehu'l-hulefâ'ur-rusul fi ümemîm. Ümmetleri içerisinde peygamberlerin halifeleri alimlerdir. Ve varisûn fi ilmîm. Peygamberler mal bırakmıyor, mülk bırakmıyor, ilim bırakıyor. O ilim mirasının sahipleri onlardır. فَمَجَالِسُ مَجَالِسُ خِلَافَةِ النُّبُوَّةِ O zaman onların kurdukları ders meclisleri, peygamberliğin halifelik makamının meclisleridir. Şimdi, adam, ben falan şeyhin halifesiyim, şunun vekiliyim, ben şeyhim, evliyayım, şecerem var, silsilem var. Allah mübarek etsin. Bizim hiçbir şey yok öyle. Benimki, biz mürit olmaya çalışıyoruz. Halifeliğimiz yok, vekilliğimiz yok, varisliğimiz yok, hiçbir şeyim yok benim. Ama bir ilimden bir nasibimiz var. Ha o zaman, şimdi ben size şecere gösteremem, şunu bunu gösteremem. Ama bu hilafet kime nasiptir? Hadis-i şerif bunu şerh ediyor. Men emara bil ma'ruf ve nehyan münker. Kim iyiliği emreder, kötülükten nehyeder. E bunun içinde ne lazım? Neyin maruf olduğunu, neyin münker olduğunu, neyin helal olduğunu, neyin haram olduğunu, neyin caiz olduğunu, neyin caiz olmadığını bilecek kadar bir şey lazım. Onu bilmediğin vakitte münkeri emredersin, maruftan nehyedersin. Yani ters iş yaparsın. E bu ilim olmadığı zaman helal haram dersin, harama helal dersin. Şimdi televizyonlara çıkan veya birçok konuşma yapan hoca geçinenlerin birçoğunun yaptığı gibi. İman şartını inkar edersin. Efendim, kadere inanmak farz iken lüzum yok dersin. Değil mi? Birçok hocaların şu anda sakatlıklarını, yanlış fetvalarını hem de itikat konusunda, helal haram konusunda alenen görmekteyiz. E bu şimdi iyiliği emredemez ki.
iyiliği bilmiyor. Kötülükten nehyedemez. Onu kötü bilmiyor. Kötüyü iyi biliyor, iyi kötü biliyor. Tam ters. Böyle bir insanın dersine gitsen, meclisinde hazır olsan ne yarar? He? Adam çıkartmışlar, benim hakkımda konuşuyor. Cübbeli'ye cevaplar programı. Ne cevap veriyorsun? Ben konuşuyorum 5 saat, orada okuyorum şu kadar ayet, şu kadar hadis, şu kadar ibadet, şu kadar helal, şu kadar haram. İtikattan, amelden, fıkıhtan, tasavvuftan. Tarihten pek bir şey bilmem. O beni de çok tarihte biliyorum zannetmişler de. Öyle çok o kadar bilmem. Ama burada meseleler vardı. Sen çıkıyorsun orada bana cevap vereceksin. Ne cevap veriyorsun? Benim işte fıtratı tahir risalemi almışlar. Tek tek kitaplarımı almışlar. Şu kitap şöyle bu kadar. Ben ayıp oluyor diye reklam olmasın diye çıkaramıyorum kitapları. Siz bari çek çek çıkarın. Ondan sonra kitaptan bakıyordu. Ya ne var? Ya bu nasıl bir şey ya? Ne oldu? İşte efendim etek tıraşını 40 güne kadar geciktirebilirsin. Adam teke gibi kokar ya. 40 gün adam tıraş olmasa ne olur? Bu ne biçim hoca ya? Şimdi dediği lafa bak. Biz sana ne diyoruz? Biz sana 40 gün uzat mı diyoruz? En uzun süresi budur. Bundan sonra namazın abdesti mekruh olur diyoruz. Ama bu süreye kadar müsaade var mı? Var. Sen o kadar durma. Buğday tanesi kadar bile durmadan al. Ama imkan olmaz. Fırsat olmaz falan filan. Şimdi adamın cahilliğini size ispat edeyim. Neyle? Adam ihrama girerse. İhramda tıraş edebilir mi? İhramda kaç gün kalabiliyor adam? He? Bir adam Şevval'in birinde ihrama girse Zülhicce'nin 10'undan 11'inden aşağı çıkamaz. Kıran haccıysa, temettü değil, kıran haccıysa çıkamaz. 2 ay 10 günü geçer. Anlatabiliyor muyum kardeşim? El haccu eşhurun, hac aylardır malumat, bilinen aylardır. Ramazan bayramı günü Şevval 1'dir. O gün ihrama girenin ihramı caiz midir? O niyetle hacca kadar beklese o ihramda, haramlarından sakınarak, ihram yasaklarından sakınarak, doğru mudur? Doğru yapar. Şimdi onun için, evvelce adamlar mikattan neyle geçiyorlardı? Deveyle, atla, çokları nasıl hac yapıyorlardı? Yaya. Yaya yapanın fazileti, sevabı fazla. Hacılar kafileyle giderlerken, Ruhul Beyan tefsirinden, Efendi Hazretlerinden çok dinlemişiz onu. Kimisi deveyle gidiyor, kimisi yaya gidiyor. Sonra indiler, bir yerde konakladılar. Orada, efendim, bir zat yaya gidene biraz acıdı da dedi ki, bu sefer de sen bindir, bir konaktan bir konağa kadar onu bindirdi. Fakat kendisi de binekle gitmeye alıştığı için tabii o çok yoruldu. Ondan sonra bir durak yerinde de istirahat ederlerken daldı. Bunlar tabii büyük zatlar. Dalınca bir de baktı ki melekler cennetten leğenlerle, ibriklerle geldiler. Mevla gösteriyor ona. Evet. Yaya gidenlerin ayaklarını yıkıyorlar. Onların ayağını bir yıkadıkları vakitte hiç yorgunluk kalmıyor onlarda. Sıra buna geldi. Bunu da ayağını yıkayacaklar. Bu da yoruldu bir durak. Fakat meleğin biri dedi ki bunun bineği var. Bunu yıkamayalım ayağını dedi. Öbür melek dedi ama arkadaşına verdi bir konak dedi. Onu da yıkadılar ayağını. Bir de baktı kuş gibi oldu. Ayıldı ki hiç ayağında ağrı bir şey yok. Şimdi yaya giden adam mikattan ileri ihramsız geçebilir misin? Geçemezsin. Hac veya ömre yapmak için Mekke'yi kasteden mikat yerleri var. Türkiye'nin mikatı şurası, Yemen'den gelenin burası, Yelemlem. Yok efendim oradan gelenin Taif'i geçemez. Buranınki uzak. Taif 90 kilometre Mekke ama Türkiye'den gidenin mikatı bayağı mesele var. Yani belki de kaç yüz kilometredir yani. Daha da fazla. Peki, bini bilmiyorum var mı ama. He? 3000 buradan oraya mübarek. Mikat başka, mikat gidiyorsun, uçakta bildiriyorlar. Mikat yeri yaklaşıyor, ihramsız geçilmez. O artık onun hesabını tam bilmiyorum. Öğrenirim ama bir daha sefere diyebilirim size. Yani mesafe ne kadar. Uçaktan gittiğimiz için onu mesafe demiyoruz. Lakin herhalde en azından 45 dakika, 1 saat kadar uçakla gidiliyor mesafe. Yani buradan Cidde 3 saat.
Uçakla 3 saatte gidiliyor. Bunun yani benim tahminim ki hatırladığım kadarıyla 2 saat sonra ilan ediyorlar. 1,5-2 saat içinde ediyorlar. Yani ne demek? 1 saat uçakla gidiliyor yani. Veya 45 dakika. Oradan efendim dediğiniz gibi Irak'tan daha uzak bölgelerden gelenler de var. Bu adam yaya gittiği zaman, yaya hac yapan çok oldu. 1400 senedir hac yapılıyor. Çok yaya yapan hacı var. Bu Mikat'tan ileri de ihramsız geçebilir mi? Geçemez. Buradan ileri adam zaten 20 gün, 30 gün Kabe'ye varacak. Yani 30 gün falan gider. Şimdi bu adam ihramdan sonrasını diyorum. İhramsız geleceği yer var zaten. Mikat'tan sonrasını da bazı kişi 20 günde kat eder. Gelecek Kabe'ye. 20 gün, 30 gün. Oradan neyi bekleyecek? Haccı kıransa? Arafat'ı bekleyecek. Arafat'ı gününden evvel çıkamaz ki. Yani böyle durumlar bile var. Adama ne diyorlar? 40 güne kadar son hudut koymuşlar. Mekruh olmaması için tüylerin kalabilir. Ki ihramda bu şekil mikattan yaya gelenler için bu zaruri bir pay. Bu zaruri bir pay. Adam yaya gidiyor hacca. Mikattan sonra da kesemiyor. Haram. Anladınız mı şimdi? Adam hiç bunlardan haberi yok. Dünyadan haberi yok. Bu kadar diyor durursa diyor adam kokar diyor. Yahu kardeşim zaten hadis-i şeriflerde ne diyor? Hac diyor toza dumana toprağa bulaşmaktır. Kirlenmek, tozlanmaktır. Lebbeyk diye bağırmaktır diyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne buyuruyor? Tümmellegdû tefethevum. Kirlerini gidersinler diyor ihramdan çıkacağı gün. Orada Allah kirlenmeyi kastediyor. Kirlenmemizi istiyor. Orada hac vazifesinde. Öbür türlü adam ihrama girmiş, her gün sabunla yıkanıyor. Bir de kokulu sabun. İyi. Her gün bir kurban ceza. Her banyo bir kurban ceza. Ne olacak? Sen sabunla, kokulu sabunla... Efendim, kokuyorum da onun için. Ya kardeşim, Mevla burada bunu ihrama girdi sen. Kokulu sabun kullanamazsın. Kokusuz sabun olsa olur ama yine çok gusletmek iyi değil. Neden? Tüylerin dökülüyor. Mübarek adam. Bir kanıyorsun, kaç tüy dökülüyor? Bunlar hepsine sadaka gerekiyor. 5 riyalden 10 riyal. Deli postaki sayar gibi tüyleri mi sayacaksın kaç tane döküldü diye? Mümkün mertebe banyo bile yapmamak lazım. Bunları hiç bilen yok, eden yok. Ondan sonra 30 gün durursa şöyle kokar. Ya mübarek adam, İslamiyet sadece seni söylemiyor ki. Evinde sıcak su var, her tarafında sabun var, istediğin vakka yıkanıyorsun. Haccı var, ihramı var, şusu var, busu var. Biz ona göre bir kitapta bir şey yazdığımız zaman da bu genel bilgidir, bu özel herkesin için değil ki. Evet. 34 EL 85-45. 34 EL 85-45. Çok acil alınması lazım. Buradaysa arkadaş çıksın. Nasıl da biliyorlar hepsi buradadır diye. Bütün ilanları buraya gönderiyorlar. Bari kadar şurada internet kafelere gidin biraz. Belki oradadır adam. Allah. Bir şey anlamıyorum bu işte. Evet. Şimdi kim iyiliği emrederse, kim kötülükten nehyederse ne lazım bunun için? İyiliği bilmek lazım ki emredesin. Kötülüğün ne olduğunu bilmek lazım emredesin. Biz bu kadar ayet hadis okuyoruz. Adam diyor ki hepsi yalan diyor. Hepsi yalan diyor. Yahu demiş hiç doğru söylediği yok mu? Ebu Leheb de doğru söylüyor demiş. Güneş doğudan doğuyor, batıdan batıyor derse demiş. Ebu Leheb de doğru söyler. Yahu bizim okuduğumuz ayet-i hadisi Ebu Leheb okudu mu ya? Senin dinin Ebu Cehil dini mi ya? Senin dinin Ebu Leheb dini mi sen? Bu Muhammed Mustafa'nın dinidir sallallahu aleyhi ve sellem. Burada okunan ayetler, hadisler Resulullah'ın dinidir ya. Allah'ın şeriatıdır, vahidir ya. Sen bunu Ebu Leheb de doğru söyler diyorsun. Ebu Leheb bunların hangisini söyledi? Yani ne diyor görüyor musun şimdi? Ne diyor? Dine şirk diyor. Şirke din diyor. Bizim dediklerimize Ebu Leheb'in dedikleri diyor. Ebu Leheb'e Allah beddua diyor Kur'an'da. Ebu Leheb la ilahe illallah demedi ki. Dese Müslüman olurdu. Biz akşamdan sabah la ilahe illallah anlatıyoruz. İman anlatıyoruz, tevhid anlatıyoruz, helal anlatıyoruz. Haram anlatıyoruz. Ebu Leheb de doğru söyler. Şuna bak. Bak tevhide şirk diyor. Görüyor musun? Ha, iş nereye gidiyor? Ve lakin bu nefis, bu kıskançlık, bu haset. Tamam. O Efendi Hazretleri de çok aleyhine konuşur. O Mahmud Efendi der şöyle bozuk adam, böyle bozuk adam. Allah muhafaza. Hep bütün evliyanın ne kadar tarikat ehli varsa
O Mehmet Zahid Efendi Hazretleri'nin aleyhine neler dedi, neler dedi, neler dedi. Bütün iftira eder evliyaya. Bütün iftira, hem de namussuz, müstehcen iftiralar eder. Bütün evliyaya. Bunlar diyor işte diyor, müridinin diyor, kadının diyor, sırtındaki beni bile bilirlermiş diyor. Ya tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Bunlar diyor gaybı bilirlermiş diyor. Adam karısıyla diyor gece ne yaptığını bilildiklerini iddia ediyorlar. Bunlar onları mı seyrediyorlar diyor. Bunlar ne namussuz adam bu tarikatçılar diyor. Böyle bir bozuk adam Allah Allah. Bir kaza geçirdi. Beyni meyni gitti dediler. Yine kaportayı topladı. Yine çıktı ortalığa. Neden? İnnemâ nümlî lehum. Biz onlara niye müsaade ediyoruz? Liyezdâdû isma, günahları artsın diye. Biraz daha konuş ulemanın aleyhine, biraz daha konuş evliyanın aleyhine. Niye? Çok ceza lazım ahirette. Çok yanacak. Az yanmakla olmaz. Bu kadar Allah'ın dostlarına iftira ediyor ya. Allah'ın ayetlerine Ebu Leheb de diyor, böyle söylüyor diyor. Bu nasıl bir şey? Ne yanlışlık iş? Allah bildirirse evliyaya kaybı bilir. Peygamber'e de bildirirse bilir. Veli'ye de bildirirse bilir. Peygamberinkine mucize denir, velilerinkine keramet denir. Bilir mi? Alaaddin Efendi Hazretleri'ne bildirilirdi. Keşfi açıktı. Sabaha gece yaptığını evde sabaha söylerdi sana. Ya adamın birisi artık ters ilişkiye girdi, hayız halinde mi kadına yaklaştı. Ondan sonra geldi sabah sohbete şimdi. Bu kadar cemaat var. Ha şimdi biz keşfimiz açık değil. Bir şey gördüğümüz yok. Kendi ne yaptığımızdan haberimiz yok. E kimin ne yaptığından bize ne? Ama Evliyaullah'a gösteriliyor. Gösteriliyor. Onun vaazı başka. Bir sabah ilan etti olmadı. Bir daha sabah ilan etti. Yani yapmayın şöyle, yapmayın böyle. E bu sefer dedi yani bak beni konuşturmayın dedi. Kim olduğunu da çıkarırım ortaya. Ne yaptığını da söylerim dedi bak. Ha bu Allah dostlarına keşif olur. Mevla gösterir değil mi? Bunun namussuzlukla ne alakası var? Bu keramet ya. Niye ki? Müridini haramdan kurtarmak için. Öyle mi? Kaç tane müritler var zinaya düşmek üzere. Tam zina anına yaklaşmışken onun mürşidi, büyük veli, tasarruf sahibi işte. Bunlar Ali Haydar Efendi gibi, Mahmut Efendi Hazretleri gibi zatlar tabii. Geliyor, adamı kurtarıyor. Uyanık yani, adam uyanık, zina edecek. Nasıl kurtarıyor diyor, geliyor bir vuruyor, ya bir tokat atıyor. Efendim, şehvetini çıkarıp atıyor. E şimdi bunlar inanmaz. İnanmasın. Ama Allah dostlarında böyle kudretler var. Yusuf Aleyhisselam başına ne geldi? Züleyha validemiz musallat oldu. E Yusuf Aleyhisselam paçasını kurtaramadı ya. Kaçarken yırttı şeyi. Gömleğini arkadan. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Velakat emmet mi? Yusuf suresinde. Kadın diyor öyle bir niyetine girdi ki bu işin. Ölse durmayacak. Ve hemme biha. Yusuf Aleyhisselam da bu derde niyetine girecek ama yani girerdi ama levla raburana Rabbinin hüccetini görmese ama Allah ona ne gösterdi? Daha o zaman peygamber mi? Değil. Ama babası nerede? Kenan ilinde. O nerede? Mısır'da. Arada ne kadar mesafe var. Babası onun yaşadığını bile o zaman bilmiyor. Kurt yedi dediler. Gittiler. O şimdi Züleyha validemizin tasallutundan sıkıntıya, bunalıma girince Yakup Aleyhisselam ne oldu? Duvarda zuhur etti. Bu rabıtanın delilidir. Rabıta Risalesi'nde, benim o rabıta kitabımda. Ne ilimler var bir şey? Okumuyorsunuz ki. Delilleri var orada. Ne dedi ona? Böyle yaptı. Aman oğlum yavrum dedi. Sen dedi peygamberler defterinde yazılı gözüküyorsun dedi. Yakup Aleyhisselam peygamber o zaman babası. Sen dedi adın peygamberler divanına kayıtlı geçiyor. Böyle iş yakışır mı sana? Vazgeçti. Fakat Züleyha validemiz musallat oldukça zorlanıyor. Yani zora sokuyor onu. O kaçmaya çalışıyor, kaçamıyor. Köle. Kapıları kapattırıyor. Şudur, budur. Ondan sonra en sonunda Yakup Aleyhisselam geldi diyor. Göğsüne Yusuf Aleyhisselam'ın eliyle bir vurdu diyor. Parmak uçlarından o nefsani isteğin hepsi çıktı diyor. Ya bunu tefsirler yazıyor. كَذَلْكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّٰوَ وَالْفَحْشَىٰ Biz Yusuf kulumuzdan kötü fiili, fuhşu, münkeri, zinayı böyle çevirdik. اِنَّهُ Çünkü o مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ Seçkin kullarımızdan. E bu şimdi Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam'ı diyor
nasıl kurtardıysa, hangi müritle mürşit arasında Allah için sevdiği bir veli ile onu seven mürit arasında bu sevgi diyor, aynı Yusuf Aleyhisselam ile Yakup Aleyhisselam'ın arasındaki sevgi gibi, sevgi aralarında bulunan kimselerde de aynı tasarruf geçer, o veli gelir onu kurtarır diyor. Bunlar ayetlerle destekli, hadis-i şeriflerle destekli, hepsi ilim. Ehl-i sünnetin ilimleri bunlar. Sen bunları inkar et. İnkar hiçbir zaman ilim değildir. Ama millet tabii çok dinlemez bunları. İnanan da pek olduğunu tahmin etmiyorum ama kendi kuyularını kazarlar. Allah onlar da hidayet etsin. Ne diyeyim şimdi? Adam hidayet bulsa, dönse, tevbe etse, ıslah olsa, bu evliyanın aleyhine konuşmayı bıraksa, bizim zararımız olmaz ki, bizim karımız olur. Biz bedduacı değiliz. Allah ıslah etsin. Hakkı göstersin. Ama bize de Allah'ım erinel hakka hakka, Allah'ım bize hakkı hak olarak göster. Varzuknet tibâ'ah, ona uymayı nasip eyle. Ve erinel batıle batıla, yanlışı yanlış olarak göster. Varzuknet tinâbe, ondan sakınmayı bize nasip eyle. Bu dua çok önemlidir. Efendi Hazretlerimizin her namazdan sonraki dualarındandır bu. Ha, Arapça bilmiyorsan Türkçe yap. Yani Allah gösteriyor, hakkı hak olarak gösterirse yanlış anlamazsın inşallah. Öbür türlü yanlış anlamazsın. Onun için şu anda ilim meclisindeyiz. Peygamberliğin hilafet meclisindeyiz. Ne alakası var? Kim iyiliği emrederse, kötülükten ne ederse. Bunu sen de olabilirsin. Benim olma diye ben bir yerden diploma almadım. Sen de olabilirsin. Yeter ki hakkı hak bil, onu tebliğ et. Batılı batıl bil, ondan sakındır. Bu noktada bilgin varsa, insanlara bir şey anlatıyorsan, bu vazifeyi yapıyorsan, فَوَ خَلِيفَةُ اللّٰهِ فِي اَرْضِهِ وَخَلِيفَةُ رَسُولِهِ وَخَلِيفَةُ كِتَابِ. Bu adam diyor, yeryüzünde, Allah'ın dünyasında, mülkünde Allah'ın halifesidir. Niye? Allah gelip adamla konuşmaz. Bir kulunu gönderir, ya namaz farzdır, kardeşim bak kılmıyorsun, abdest şöyle alınır der. Bunu sen de yaparsın. Ben burada kendime bir özellik vermiyorum ki. Herkes bildiğini yapar. Bu Allah'ın yeryüzüne halifesi olur. Peygamberin de halifesi olur çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada olsa helaldan anlatır, haramdan anlatır, itikattan anlatır. Hep anlatmadım, bütün hadisler ondan geliyor. Kur'an'ın da halifesidir. Kur'an herkesin evinde, mushaf rafta, efendim durur. Konuşmaz ki kendi kendine. Ama birisi o Kur'an'ın ayetine mana verip de anlatsa öbürlerine, o Kur'an'ın da halifesi olur diyor. Anladın mı şimdi? Hangi meclistesin? Bu öyle rastgele lakayt meclisi değildir. Bu ciddi bir meclistir. Allah'ımız Celle Celal böyle meclislere bizi daim eylesin. Amin. İbn-i Ömer radıyallahu anhümanın çok büyük sahabidir. Hazreti Ömer'in oğludur bu İbn-i Ömer. Abdullah'tır ismi. Resulullah Efendimiz'in çok methettiği bir zattır. Fukahadandır. Çok sünnete ittibada zirvedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptıysa onu yapmıştır. Güldüğü yerde gülmüştür. Oturduğu yerde oturmuştur. Hangi ağacın altında oturdu orada oturmuştur. Orada Efendimiz abdest bozduğu yere gitmiştir. Abdest bozma durumu olmasa bile orada oturmuştur. Sünnet diye gitmiştir. Yani böyle bir insan görülmemiştir. Mekke, Medine arasında karış karış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kıldığı her yeri tespit etmiş, oralarda kılar. Böyle birden güler, ya ne oldu, niye güldü? Resulullah burada gülmüştü. Ama o Efendimiz neden sebep? O neden sebep gülerse gülsün, sünnettir. Bu kadar ince gitmiştir yani. Abdullah ibn Ömer, o bakımdan sahabenin en ileri gelenlerindendir. Hazreti Ömer'den de böyle bir oğul işte yetişti işte yani. İslam'a çok büyük faydası, fıkıhta, hadiste, tefsir, her yerde İbni Ömer, İbni Ömer, İbni Ömer. Ne diyor, ne buyuruyor? Meclisü fıkhin hayrun min ibadeti sittine seneten. Bir adam diyor, din ilminin, helal haram ilminin, fıkıh ilminin konuşulduğu bir derste, bir sohbette, bir mecliste bulunursa 60 sene yapacağı ibadetten hayırlıdır. Bir adam 60 sene inzivaya çekildi, uzlete çekildi, çilhaneye girdi, sırf zikrediyor. Öbürü de geliyor burada ayet hadisten, helaldan, haramdan bir şeyler öğreniyor. 60 sene onun ibadetinden hayırlıdır ilim meclisi diyor. Onun için aman hele ki cuma gecelerini seçiyoruz ki fazilet kat kat olsun, sevap çok katlansın, günahlardan muhafaza nasip olsun. Çünkü bir de şimdi buraya gelmişsen gidiyorsun bir yere, gıybet, dedikodu, iftira, şarkı türkü, yalan dolan olabilir.
Bu sefer ne oluyor? Mübarek cuma gecesinde günah işliyorsun, kat kat günah oluyor. En azından kendimizi frenliyoruz, ilim meclisine canımızı atıyoruz. Böylece en azından bir cuma gecesi, bu sohbetin bereketiyle sabah namazına kalkıyoruz. Bazı adamlar sabah namazını kaçırıyorlar. Ama sohbet dinlediği vakitte en az abdesti bir sabah gidiyor. Sabaha kadar abdesti gidiyor, biraz korkuyor, biraz düşünüyor. Efendim, onun için günahlar af oluyor. Zaten o korkmakla günahlar af oluyor. Bak yine burada Ömer İbni Hattab radıyallahu anh mübarek. Oğlundan sonra babasının rivayeti geliyor. İnne racule leyhrucu min menzili. Bir adam evinden çıkar veya işinden, dükkanından, hepiniz, çoğunuz evden gelmiyorsunuz, işten geliyorsunuz. Ve aleyhi mine zunub mislu cibali tiham. Adamın o kadar günahları olur ki diyor, Mekke'nin dağları kadar. Yani dünyada da en fazla dağ olan bölge yani. 3000'den fazla dağları var. O dağların da isimleri hakkında koca kitaplar var. Her dağın bir ismi var yani. Öyle bizim köydeki dağlara benzemez yani. O Mekke'nin dağlarının hepsi kutsal, harem bölgesi. Tabi etrafında da haremin dışı da olsa yine oraya yakınlıktan hürmeti var. O dağlar kadar günahları var. Çıkıyor işten yola, geliyor vaaza. فَاِذَا سَمِعَ الْعَالِمِ Bir alimin sohbetini dinlerken hafe. Tabi bir korku geliyor ona. Ya ben namaz terk ediyorum. Abdestimi doğru almıyorum. Namahreme bakıyorum. Zina ediyorsam, içki içiyorsam, faiz yiyorsam, yalan konuşuyorsam, gıybet yapıyorsam, yanmak var, ölüm var, kabir var. Nasıl dayanacağız kabirde, mahşerde? Tek başımıza kalacağız, hiç yardımcı yok. Böyle bir korku geliyor sohbetlerin bereketiyle. Haramlara karşı soğukluk geliyor. وَاسْتَرْجِعَا عَنْ ذُنُوبِ Adam karar veriyor, düşünüyor, ya ben bu günahları bırakayım, ne zaman öleceğim belli değil. Allah'ın huzuruna, Allah'ım beni kızgın karşılar sonra. Beni kim daha memnun edebilir? Böyle bir niyete giren, sohbetin bereketiyle korkan, haramdan, günahtan en azından bir endişe edip, ya millet su gibi günah işlerken bir kere korku bile gelmiyor içine. Şimdi senin bir günah yaparken bile korkman bile imandandır ya. Niye ki Rabbim var biliyorsun, bana ceza verecek. Güce sahip Allah var, beni görüyor. Bu kadar şeyi düşünmeyen korkmaz. Bunu korkan demek, bu kadar Allah'ın sıfatını düşünüyor demektir. Hesabına inanıyor demektir. Ahirete inanıyor demektir. Bu adam diyor, böyle bir korkuya girse, günahlarından dönüşe niyet etse, yani terk etmeye, tevbeye niyet etse. وَنْصَرَفَ اِلَى مَنْ Sonra diyor evine dönerken, o dersten, sohbetten çıkarken, وَمَا عَلَيْهِ ذُنُوبُ Hiç günahsız çıkar diyor. Hiç günahsız çıkar. Bak Mekke'nin dağlara kadar günahla gelir, bir tevbeye niyetlenir diyor, günahsız çıkar diyor. Mevla affetmeye bahane arar. فَلَا تُفَارِقُوا مَجَالِسَ الْعُلَمَا Aman alimlerin sohbet meclislerinden ayrılmayın. فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ مَخْلُقُ عَلٰى وَجِ الْاَرْضُ تُرْبَةً عَزَّ عَلَيْهِ مِنْ مَجَالِسِ الزِّكِرِ Çünkü Allah-u Teala şu dünyada, şu yeryüzünde, şu toprak üzerinde kendi isminin zikredildiği, ayetlerinin tilavet edildiği, Habib'in hadislerinin beyan edildiği, dininin, fıkhının hükümlerinin izah edildiği meclislerden, oturma yerlerinden daha değerli, kendi katında daha aziz ve üstün hiçbir toprak parçası yaratmamıştır Allah. Celle şanuhu celle celle. İmam Gazali zikrediyor bunu. İhya Ulumiddin'de. Hazreti Ömer'in sözü olarak radıyallahu anh. Şura oturduğun yer, şunun alt katı, şunun üst katı, o aşağıda insanlar toplamış oturuyor. Nerede zikir meclisi, ilim meclisi var? Oradaki toprak parçası, o buka, o kıta, Allah katında en aziz yer. Ondan daha değerli bir yer yok. Çünkü ismi zikrediliyor. Onun için Rabbim gaflet meclislerinden uzak eylesin. Allah'ımız evimiz ocağımız da zikir meclisine tebdil eylesin. İnsan evinde de tesbih çeker, zikrede Kur'an okusa orada zikir meclisi olur. Yeter ki ne yaptığına bağlı. Öbürü de zikir meclisine diye gelir. Ondan sonra hiç. Uyusa da yine burada uyuyan da boşa çıkmaz ama derdi başkaysa o da başka. Ama imanı var ise yine mutlaka o rahmetten vurur. Dostlarımın meclisinde oturan boş çıkmaz, mahrum olmaz Allah buyuruyor. Hümül kavm le aşka abim celisu. Hoca ben sen dostlarından mısın, evliya mısın? Ya ben onu mu dedim şimdi? Burada millet abdest almış. Yatsıyı cemaatle kılmış. Bu kadar insan gelmiş, hepsi abdestli, zikrediyor. Efendim, salavat okuyoruz, tevhidler çekiyoruz. Öyle mi?
Ya bunu Allah'ın sevdiği kulların, Müslüman kulların, ehl-i sünnet itikadında insanların, Allah için uzaktan yakından gelmiş insanların toplandığı meclis. Mevla öyle buyuruyor. Hümül kavm, onlar benim meclis arkadaşlarımdır. Ben oturmam kalkmam ama onlara özel feyiz yağdırırım. La yeşkâ bihim celîsûm, onlarla biri otursa o da boş çıkmaz, mahrum olmaz. Yeter ki şirkten uzak olalım. Ehl-i sünnet itikadında olalım. Çünkü ehl-i sünnet inancından kıl kadar ayrılma söz konusu olursa, Allah muhafaza eylesin, o zaman bu faziletlerin hepsi batıl olur. İstediğin kadar ayet oku, hadis oku, sohbet yap, toplan, tefsir dersi yap. Ama itikadında ne var? Bozukluk varsa. Kabul mü? İtikatta müsamaha yok. Ha şimdi burada bir adam, namaz terk eden biri var, zina eden biri gelir, içkiye ara sıra müptela olmuştur. Başka haramlar, herkesin kuru günahı olabilir. Ama bu meclisin faziletini bozmaz o. O kendi de buradan istifade eder, ölünün de istifadesini engelleyemez. Çünkü Allah'ın rahmeti yağıyor şu anda, oluk gibi. Ve lakin adamın kendinde itikaden ehl-i sünnet dışı bir bozuk fikir varsa, mesela kadere inanmıyor. Bu adam isterse sabaha kadar teheccüd kılsın, akşama kadar tesbih çeksin, hiç de günah işlemesin, kadere inanmıyorsa ehl-i sünnet değildir. Hatta Müslüman da gelir. Neden kafir olun? Çünkü Allah Teala buyuruyor, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, size bir elçi geldi, enfusikum, kendi cinsinizden. İnsan olduğu ayette ise. Ondan sonra, Kur'an Arapça gönderdik sana. Şimdi, ve ma arsalna min rasul illa bi lisanikum. Her peygamberi kendi toplumunun diliyle gönderdik. Arapça lisanla gelince o Arap olmuş diyor. Mesela. Şimdi Kur'an'da bir şey beyan edildiği halde hala ben Arap mı Acem mi bilmiyorum. Veyahut hala belki melek miydi, cin miydi bilmiyorum. Dedi mi ne oldu? Ne oluyor? Çünkü neden o kadar ayet onu tavsif etmiş? Bu da şimdi cennet cehennem var. Oralara girilecek, ebede kılınacak. Ama sonu var mı yok mu? Sonu var mı yok mu ben bilmiyorum. Dese ne olur? Kafir olur çünkü. Halidine fiyâ ebedâ. Kur'an'da sonsuz diyor. Anladınız mı? Bu işte bilmiyorum demek mazeret değil. Zaten bilmiyorum demiyor ki. Bilinemez diyor. Şimdi bilmiyorum dese o da bir başka mazeret. Cehalet. Bu diyor ki ben Kur'an'ın neyi yazdım diyor. Fakat diyor bu ayetlere göre diyor gayba girer diyor. Bilinemez diyor bu diyor. Ya nasıl bilinemez? Ayet söylüyorsun. Ha şimdi bu adamın itikadında bu bozukluk olduğu zaman biz bunu uyarıyoruz. Bu inanca sapma. Neden? Ondan sonra istediğin kadar tefsir oku. İstediğin kadar sohbet yap. İstediğin kadar ayet hadis oku. Hiç affolabilir misin? Yok. Çünkü itikadın bozuk. Ama sizde o tehlike inşallah yok. Yani ehli sünnet olduğunuz için bütün müjdelerden nasibiniz var inşallah. Hiç mahrum olmazsınız. Şimdi 8. vaazdan ben imam bildiğini okur. Ben burada kaldığımı zannediyorum. يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالَى Allah-u Teala buyuruyor. Evet. Ne buyuruyor bakalım? Bunu da İmam-ı Gazali Hazretleri. Hüccetül İslam. İslam'ın hücceti. Allah şefaatine nail eylesin. Ehl-i sünnetin imamlarından, itikatta imam, büyük zat. İran'a gittik, ziyaret ettik ama mezarını hep saptırmışlar, şaşırtmışlar. Tarların ortasında bütün taşını sökmüşler, her şeyi, mezarını kaybedecekler. O ehl-i sünnet imamı ya, onlar da şia olduğu için elhamdülillah biz o dua ettik, şu ettik, bu ettik, sonra geldik efendim, birkaç yerlere de söyledik ama ilgilenirsin. Şimdi elhamdülillah duydum ki dışişleri herhalde el atmışlar. İnşallah kabri şerifi yapılıyor elhamdülillah. Allah'ıma hamd ediyorum. Çok sevindik inşallah. Yapılmış halinde de gitmek nasip olur. Yani tarlanın ortasında tamamen çöküntü halinde taşlarını sökmüşleriydi yani. Koca İmam-ı Gazali. Ve kabre inerken diyor ulema evliya kitaplarında bizzat Resulullah Efendimiz'in mübarek eli çıktı. Mübarek eliyle koynuna aldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmam-ı Gazali'yi çok severdi. Çok severdi. Musa aleyhisselama, İsa aleyhisselama mana aleminde ne buyurdu? Hel fi ümmetikum vahibrun keda. Sizin ümmetinizde böyle bir alim var mı dedi. İmam-ı Gazali'yi gösterdi. İki koca peygamber yok dedi bizim ümmetimizde böyle bir alim. Ya. Musa aleyhisselam ondan biraz sual cevap yaptı. Efendimizin huzurunda. Bir şey sordu, o cevap verdi. Bir soru sordu, kaç cevap verdi.
Bu sefer Musa Aleyhisselam biraz naz etti dedi. Ya bir sorunun cevabı dedi bir cevaptır. Hakkı bir cevaptır dedi. Bu da bir soruyorum bir cevap veriyor. Biraz fazla bir şey oluyor dedi. Bir şey yapmak istedi yani bir naz. O nazlıdır çok. O da dedi ki İmam-ı Gazali Hazretleri peki dedi Mevla sana sorduğu vakitte ve mâ tilke bi yeminike ya Musa. Ey Musa sağ elinde ne var? Bunun da cevabı hakkı bir cevap idi. Kâlehi asay. Değnek var elimde desen yeter. Niye dedi etevekkev aleyha? Ben ona yaslanıyorum. Ve evşübü alâ galemi koyunlarıma yaprak döküyorum. Ve liyefiyâ mâribu uhra. Başka ne işler görüyorum. Niye uzattın dedi. Dedi ben Mevla ile konuşuyordum. Ne kadar uzatırsam kâr bildim dedi. Ben de senin gibi lazım peygamberle konuşuyorum dedi. Ne kadar uzatsam kâr bilirim dedi. O senden baş olmaz dedi. Efendimiz de buyurdu ki var mı sizde böyle bir alim dedi. Koca İmam-ı Gazali. Hüccetül İslam. Şimdi onun İhya Ulumiddin'ini beğenmezler. Onda o kadar hadis-i şerifler yazmış beğenmezler. O hadislere iman diye bir sohbet yapmışım. Onu da çözdü arkadaşlar. Kitaba çevirdim onu. Bütün Arapçalarını da koydum. Tahsiye ettim. Bir daha ettim. Şimdi bakıyorum. O ne kadar o hadislere iman anlatıyor o İmam-ı Gazali. Onun ilimlerini. Ya, hadislere inanmayanlara inşallah darbe gelecek yani. İnanmak nasip olur. Onu herkes bellemesi lazım. Oradaki şeyi bir, oradaki ilimler sizin zeki çok gençleriniz var. Onlar bir kafanıza koydunuz mu var ya, istediğin ilahiyat profesörü gelsin. Tak diye oturtturursunuz. Tabii ya. Ne yapalım? Hazıra konun. Ben bu kadar canım çıkmış. Birikim olmuş. Ben sana hazırlıyorum. Sen oradan şimdi ne yapacaksın? Papağanlık yapacaksın. Papağanlık. Ama papağan adamı susturuyor. Ya, öyle papağanlar var. Adamı susturur. Değil mi? Anlatıyorum size. Ne hikayeler anlatıyorum da? Fıkra mıkra bir şeyler anlatıyorum. Bu sefer komediye çevirdiler. Mübarek adam ben sana hikmetli anlatıyorum da. Sana diyorum ki papağanlık yapacaksın. E papağanlık yaparsan adamı bülbül gibi konuşuyor. Ben papağan olursam. Ya mübarek sen doğruluğun papağanlığını yaparsan doğru lafın onu susturursun. O istediği kadar bülbül gibi konuşsun. Ne yaptı bir tanesi papağan aldı. Kadının bir tanesi. O papağan da başka bir papağan da alışmış. Yani adam onu alıştırmış. Kadına ikide bir ne diyor? Kadın içeri giriyor. Hoş geldin fahişe diyor. Ya kadın çok siniri bozuldu. Bu nereden eğitim almış dedi. Gitti dedi bunu. Götürdü yerine dedi. Mal ayıplı. Bunu düzelt. Rezil oluyoruz. Misafir geliyor diyor. Gelene hoş geldin fahişe. Denir mi diyor ya. Bu da bu sefer götürdü onu terbiyeciye. O da onu haşlak su döküyor üzerine. Haşlak suyla onu eğitiyor. O köpeğin eğitimi başka, papağan hepsinin bir eğitimi var. Bir insanın eğitimi yok. Ne dökersen dök adam. Almış kuyruğunu vurmuş sırtına gidiyor. Onu eğitiyor, eğitiyor. Yaktı, pişirdi, haşlandı ya. Artık tamam. Hoş geldin hanımefendi. Onu öğrendi. Kadın geldi. Düzeldi mi dedi bu? Dedi düzeldi. Peki dedi. Kadın dedi ki ben dedi çok güvenemiyorum. Bu evde yine rezillik çıkar. Bir imtihan edeceğim dedi. Et dedi. E dedi ki şimdi dedi ben dedi geldim dedi eve dedi. Yanımda da bir beyefendi var dedi. Ya ben tek geldim. Ne diyeceksin dedi. Hoş geldin hanımefendi. Tamam. Peki dedi. Yarın akşam dedi başka bir beyefendiyle geldim dedi. Ne diyeceksin dedi. Papağan dedi ki bu hakikaten fahişeymiş dedi. Şey dedi kaynar suyu getir dedi ya. Ben kaynar suya tahammül ederim dedi. Buna tahammül edemem de. Getirirsen getir dedi. Hayır bu hikaye yani. Hikaye ama şimdi bak o papağan onları susturdu mu? He? Üç şey öğrenirsin. Doğru öğrenirsen, karşısı yanlışsa sen onu susturursun. Şimdi bizim cemaat böyledir Allah'ın izniyle. Bakıyorsun hacı, hoca, müftü bilmem ne, ilahiyat, dekan hiç takmıyor. Adam doğruyu öğrenmiş, bir doğruyu söylüyor, karşısı susuyor. Hak devamlı galiptir. El hakku ya'lu ve la yu'la aleyh. Hak devamlı üstündür, onun üstüne çıkılmaz. Hak İslam'dır, hak ehli sünnettir. Femezzeben feyzebü cufa. Bunlar batıl, köpük gibidir. Başı başına atar gider. Hak su gibidir. Siz inşallah o hadislere iman çok önemli. Orada ne deliller yazdım bu İmam Gazali'nin kitabının kuvvetli olduğu neler neler neler. Koca alim ne sopa yedi Resulullah Efendimiz'den ya. Fas'ta kadı. Mağrib ülkesinin kadısı büyük alim. Ebu'l-Hasen olacak adı. Harazim. Büyük allame adam.
Dedi ki bu İhya-ül Ümmiddin'in ne kadar nüskaları varsa, o zaman yazma tabii, matbaalar yok. Kaç senesi. Toplayacağız, yakacağız dedi. Niye dedi? Uydurma hadisler var, haşa. İhya-ül Ümmiddin işini kime sorsan çok uydurma hadis var derler. Koca İmam Gazali'ye. Sen kimsin de bunu konuşuyorsun ya? Ondan sonra topladalım, yakalım derdi. Tam cuma gecesi, dedi cuma günü dedi, camiden çıkışta yakacağız. Millet dedi bu hurafelere inanmasın. Kadı da çok alim, ehli sünnet adam yani. Fakat o hadislere inanam taktı oraya. Kaynaklarını bulamıyor falan. Kaynağını bulamayınca, ya sen bulamayabilirsin, bu ulema evliya nereden aldı bunları sen? Ondan o gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir de baktı ki daha cuma olmamış gece, bunu camiye soktular. Bir de baktı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duruyor, Ebu Bekir Sıddık duruyor, Hazreti Ömer orada, ikisi var. Ondan sonra İmam Gazali de ayakta duruyor böyle. Resulullah Efendimiz çağırdı bunu, dedi. İmam Gazali senden şikayetçi dedi. Niye? İftira attın ona dedi. Bu dedi benim adıma hadis uydurmuş diyorsun dedi. Bu çok tehlikeli bir şey. Ne olacak? Şaşırdım kaldım diyor kendisi. Dedim ya Resulullah cezam neyse. Soyun bakalım dedi sırtını. Beş sopa vurdular buna, beş. Evvela tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki verin bana ihyayı bakalım. Aldı eline ihyayı. Bu çok önemli bir mesele. Kitaplarda çok geçiyor bu. Bütün alimler naklediyor bunu. Ebu'l-Hasen-i Şazeli Hazretleri radıyallahu anh diyor ki o kadı öldüğü zaman diyor sırtında kamçı izleri duruyordu. Herkes görüyordu diyor. Bütün dünya kadar senediyle İmam Yafi'i'den Ebu'l-Hasen Şazeli'ye bütün isimlerini sayılarak sırtını görenler anlatıyor. Çocuk oyuncağı bu. Ama tabii yine o mübarek adammış ki sopa yemiş. Tevbe nasip olsun diye. E şimdikiler her şeyi inkar ediyor, sopa da yemiyor. E niye sopa yesin? Adam cehennemden çıkmayacak da sopaya ne lüzum var? O temizlemek için sopa vuruyorlar. Hiç temizlenmeyecek adama sopa ne lazım? Anladın mı şimdi? Sopa yesen dünyada uyarılırsın. Ama sopa yemiyorsan dünyada zaten hesabın ebedi. Fatura ödenmez. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baştan sona bir anda baktı. Güzel dedi bu. Bu kitap güzel dedi. Benden rivayet dedi hep. Güzel dedi. Bir Ebu Bekir Sıddık baktı. Hiçbir sünnete muhalefet yok dedi. Hazreti Ömer baktı. Tamam. Tasdik oldu. Kadıya dediler ki sen necisin şimdi? Dedi ben ne bileyim dedi. Ben dedi bazı kaynaklarını bulamadım dedi. Şudur. Soyun dedi sırtına. Beş sopa yiyince Ebu Bekir Sıddık şefaat etti. O da mübarek. Çok merhametli. İmam Gazali'ye gitti. Dedi ki hak senin dedi iftira şeyinden. Bağışla dedi. Bu dedi dayanamaz bu kadar sopaya dedi. İmam Gazali de dedi. İmam Gazali de Resulullah'a soracak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı Hazreti Sıddık'a. Hazreti Sıddık dedi ki ya Resulullah bu kadı dedi takva adam, alim adam. Bunun da kötü bir niyeti yok. Kaynaklarına ulaşamayınca dedi böyle yaptı dedi. Senin dinine inkar ettiğinden değil dedi. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem tamam dedi. Hak sahibi odur dedi. İmam Gazali de tamam dedi. Beş sopa yedi sade. 80 sopadan 5 sopa yedi. Nasıl kalktı? Ağrıdan, sancıdan kıvranıyor. Hemen cuma millet ihyaları toplamış yaktıracak kadı ya. Hemen ilan etti. Ben itikadımdan tevbe ediyorum. İmam Gazali'nin eserleri haktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Bak ben sopalı yedim. Ağrıdan, sancıdan duramıyorum. Kıvranıyorum. O da hiç kitabı elinden bırakmıyor. Devamlı ihya okuyor. Ölünceye kadar. Ama ağrı geçmiyor. Yine birkaç geceler sonra Resulullah Efendimiz geldi. Elini mübarek bir sıvazladı sırtına, ağrısı geçti. Ama kamçı izleri ölünceye kadar kaldı. Bu çok önemli bir meseledir. Kimden bahsediyorsun? Şimdi ben bu kutsi vaazları yazdık. Ya bu İmam-ı Gazali'nin müstakil bir risalesidir bu. Bu risale. Başında belirttim. Nüskaleri var kaç tane. Allah-u Teala buyuruyor diyor şimdi. E bu Kur'an'da yok. Ya Kur'an'da yok da inna hadale fi suhufil ula dünya kadar sayfa indirdi Allah. Suhufi İbrahim ve Musa. İbrahim Aleyhisselam'ın sayfeleri var, Musa Aleyhisselam'ın sayfeleri var. Onlardan ilimler geliyor. İmam Gazali kimleri gördü? Mevla buyuruyor. Yebne Adem, ey Adem oğlu, ma halaktukum abesen. Ben sizi boşuna yaratmadım. Fuzuli yaratmadım. Ve la halaktukum şüden mühmel başıboş halk etmedim. Yani mesulsünüz. Hesaba çekileceksiniz. Her yaptığınızdan sorulacaksınız. Ayet-i kerimede buyurduğu üzere bak şimdi bu ayet işte de. E yahsebul insanu en yutrake suda. Ayet.
İnsan başı boş bırakılacağını mı zannediyor? Elem yekûn utfeten min menîyyin yumnâ. Bir damla atılan su değil miydi? Anasının babasının suyu değil miydi? Sümme kâne alâkaten sonra donuk kan olmadı mı? Fekâleke feşevvâ. Allah onu ana rahminde halk etmedi mi? Ona uzuvlar vermedi mi? Fecâle minüz zevceyni zekâra vel unzâ. Aynı sudan erkek dişi seçmedi mi? Eleyse dâlike bi kâdirin alâ en yuhiyel mevte. Bunu yapan Allah Celle Celaluhu. Öldükten sonra o insanı yeniden ölüyü diriltmeye kadir değil mi? Olmaz mı? Sübhaneke Allahümme bela. Ben teâlâ kürşeyim. O zaman sen başıboş yaratılmadın. Sarı çizmeli Mehmet'a değilsin. Bak namaz var üzerinde, farz. Ehl-i sünnete göre inanman farz. Kılmasan olmaz. Ben kılmıyorum, oluyor. Oluyor, görürsün cehennemde. Nasıl oluyor? Nasıl uyuyorsun? Nasıl gözüne uyku giriyor? Nasıl güneş doğuyor, sen yatıyorsun? Bir vakiti kasten bırakıyorsun. 80 sene cehennem azabı hak ediyorsun ya. Allah Allah. Nasıl namazsız durulur ya? İmandan sonra namaz ya. Ölüm döşeğinde kıldılar ya. Kanlı yaralı vaziyette kıldılar. Harplerde cemaatle kıldılar ya. Bir vakti bırakmadılar ya. Ya namaz şikayet ediyor. İnne salate le teşteki. Allahu yel'an tarik. Namaz diyor şikayet ediyor ya Rabbi. Beni bırakana lanet eyle ya Rabbi diyor. Beni terk edeni lanetle diyor Allah'ım diyor. Bu kadar vakitler geliyor geçiyorsun. Hemen başı boş. Bir şey yok. Kılmayana vergi cezası yok. Başı ağrımaz, dişi ağrımaz. Rızkı gelir. Ondan sonra neyim eksik? Kılmıyorum. Sen kılıyorsun da ne oldu? Sen soğan bulamıyorsun yemeğe. Ben baklava börek yiyorum. Adam ona kıyas yapıyor. Kılmasan bir şey olmaz ki. Nerede bir şey olmaz? Sen inanmıyor musun ya? Mevla seni görüyor. Ve manevi gafil. Ben asla gafil değilim. Ben habersiz değilim. Faiz alıyorsun. Adama borç veriyorsun. 100 lira alıyorsun 200 lira ya. Bu ne zalimsin sen ya. Hakkın olmayan şeye rüşvet veriyorsun. Arazi bilmem ihaleyi çeviriyorsun kendine. Ben görüyorum Mevla bunu. Sen başı boş mu zannediyorsun kendini? Doğmasaydın o vakit. Elimde değildi. Kendimi dünyada buldum. Ölme o vakit. Ne bileyim ne zaman öleceğim pat diye gidiyoruz. O zaman dirileceksin diyorum sana da. Doğmamak elinde değil. Ölmemek elinde değil. Dirilmemek elinde mi? O da değil. Sen iki tane örnek görüyorsun. Üçüncüyü niye kıyas etmiyorsun? Doğumumuz kendi seçimimizden olmadı. Ölümümüz de kendi isteğimizden olmayacak. İki tane gayri ihtiyari sevk-i ilahi ile götürüldüğümüz konu var. Bu üçüncüsünde diyor seni dirilteceğim, hesaba çekeceğim. İkisine gözünle görüp inanıyorsun. Üçüncüsünde niye şüphe ediyorsun? Avanak mısın sen ya? Seni kimin kandırıyor ya? Dirilme yok, bir şey yok, boş ver. Dünyaya eğlenmeye geldik. Gününü gün etmeye bak. Bir kere geldik bir daha gelemeyiz. Enayi adam. Bir kere geldik ye iç ne kaç çalarsan çal. Halbuki ne demek lazım? Bir kere geldik dönüşü yok, telafisi yok. Belayı bulacağız. Madem bir kere geldik. Çarşamba pazarı diye ki bu bir daha hafta kurulsun. O zaman ben mecbur bunda düzeltmem lazım hesabı. Bir kere geldimse. Onu demiyor. Şeytan ona gidiyor diyor ki ya bir kere geldin gününü gün et. Nasıl gününü gün et? Sonsuz hayat var önümde. Kaç gün sonra öleceğim belli değil. Efendim hudutsuz, sınırsız yaşayacağım. Orman mahsulü gibi. İstediğimle istediğim yapacağım. Ondan sonra ebedi cehennemde yanacağım. Ben akılsız mıyım ya? Allah ahiret aklımızı çalıştırsın. Ve inni bikum habir. Ben sizden çok haberdarım. Her yaptığınızı biliyorum. Her şeyinizden haberdar. İnne Allah latifun habir. İsteadüle. Ya bu neyye? Lokman-ı Hakim oğluna vaazlerinde ne dedi? Ey oğulca izim, yavrucuğum. İnneha sen bir iş yapsan, o yaptığın iş, inteku mizkale habbetin min kardelin, kardal tanesi kadar küçük olsa, fetekun fi sahratin, sen bir kayanın içinde yapsan bu işi, kayanın, ev fi semavat, yahut göklerde, uzaya çıktı adam, orada bir günah yapıyor. Melek yok mu orada? Mevla yok mu orada? Göklerdesin, uçaktasın, füzedesin, aya çıktın, ev fil arz, yahut yerin dibindesin, merkezdesin, inmişsin kaç yüz metre altına. Ye'ti bihallah. Allah onu bulacak, getirecek. Defterinde önüne çıkaracak. Niçin innallaha? Çünkü Allah latifun. En ince meselelere vakıftır. Habir, her şeyden haberdar.
Senin benim gibi değil. Ne biliyoruz? Bir şeyden haberimiz yok. Duvarın arkasını göremiyoruz. Direğin arkasını göremiyoruz. Karşımızdaki adamın niyetini bile bilemiyoruz. Ne kadar kazık yiyoruz, aldanıyoruz. Mevla öyle mi? Kim kandırabilir? Evet. وَلَنْ تَنَالُوا مَا عِنْد۪ي Siz benim katımdaki mükafatlara asla ulaşamazsınız. O cennete, o cemalime, ahiretteki rızama illa neyle ulaşabilirsiniz? Bir sabri. Sabır. Ne sabır? عَلَى مَا تَكْرَهُونَ Canınızın istemediği şeylere sabır. Sabır ne olur? Baklava yemeye sabredilmez hoş. Canın istediği şeye sabır olmaz. İstemediği şeye sabır olacak. Ama niçin? Fî rızâî, benim rızam uğrunda. Bu sabır müteallakatı üçtür. Mevzusu çoktur. Beş vakit namaz sabır ister. Neden? Bir gün kılarsın, iki gün kılarsın, adam işte oruç tutuyor, namaz kılmıyor. Dedim ona ki niye sen namaz kılmıyorsun? Yahu dedi orucun sonu var, bir ayda bitiyor, bu namaz bitmiyor dedi ya. İşte bak, o sabır sebat ister. Ölünceye kadar ne bitmiyor dedim be? Ramazan 30 gün. Bu namaz belki de öğleden sonra öldün, ikindi düştü. Hemen gider. Bugün kaç kişiden namaz düştü, sakıt oldu. Adamlara da yatsı farz mı? İkindi de cenazesi kalktı, öğlende kalktı. Bu namazlar ondan düştü işte. Ölünceye kadar sabredeceğiz inşallah. Sabredeceğiz derken istemeyerek kılacağız demek değil. Yani nefisle cihat edeceğiz. O bize terk et diyecek, biz terk etmeyeceğiz. Namaza devam, abdest. Çok sabır işi ya. İki de bir abdestin buldu, melek değilsin ki. E mübarek sen biraz az iç. Devamlı içiyorsun, çay içiyorsun, şey içiyorsun. Ondan sonra iki de bir abdestin buldu. Ondan sonra abdestim yok, namaz kılmıyor. Abdestin yok diye namaz mı düştü? Al abdest, paralı mı? Abdest, ha şimdi diyor burada işte abdest alamıyorum. Ben çok titiz adamım, oram sürülüyor, buram sürülüyor. Bozma o zaman, nasıl bozmayayım? Değirmen boğaz gibi yeme de biraz idareli git. Ben bazı şeker hastası olduğum halde maşallah diyeyim. Bir abdestten beş vakit kılarım ya. He, elhamdülillah. Ama dibim sağlam yoksa, dinim sağlam değil ya. Dini sağlam olsa ne olacak? Yatsının abdestiyle sabaha kılacak. Biz öyle değil. Biz sabahın abdestine yatsıyı kılıyoruz. Bizim dibimiz sağlam ya. Keşke sabah geç yatsın abdestinden sabah kılsak. O başka bir şey. Ama mesele o değil. Mesele ne? Çok yedim çok. İthalat fazla olursa ihracat fazla olur. Bu basit. Madem abdestini dert ediyorsun, orada burada alamam diyorsun. E işte şimdi abdest 3-5 dakika sürer şu böyle. Efendim vaktim yok şu bana bakıyorlar ediyorlar. Mübarek adam o zaman. Abdestini sağlam tutacaksın namazın hatırı için. Hemen farzını en azından kılacaksın, bir vakiti kaçırmayacaksın, öyle şey olur mu? Sen sallana sallana abdeste gidiyorsun. Ondan sonra, 10 dakika abdest, taharet. Müessesede diyor ki, kardeşim sen işten kaytarmanın yolunu buldun. Niye? Öğlen namazı yarım saat, ikindi yarım saat, gitti bir saat diyor. Mübarek, öyle olur mu? O zaman da işverenin hakkına girersen. Biraz abdestini yap. Sabır ister. Sabır. Sabır ne demek? O demek işte. Ona göre dertleneceksin. Ona göre düşüneceksin. Ona göre az yiyeceksin. Abdestini ona göre bozmayacaksın. Mesela niye ki? Ben burada rahat bir ortamda değilsem ama namazı kaçıramam. O lüksüm yok. Benim katımdaki mükafatlara benim rızam uğrunda istenmedik şeylere sabretmeden asla kavuşamazsın. Asla. Ve beşşir-i sabirin, sabredenlere müjde. Bu sabır üç türlüdür bu. Nedir o? Efendim, müteallakatı üçtür. Efendi Hazretleri çok anlatırdı bunu. Bir, hastalıklara sabır. Adam, çok ağır hastalıklar var, kanser var, şu var, var. Bak bir tane kızımız vefat etti dün. Allah rahmet eylesin. Amin. Kanserden. 4 yaşında kanser olmuş. 17-18 yaşına kadar da çekti yani. Hep Kur'an zikir, hafızlık yapmış. Evliya. Dünyada yok. Bu Efendi Hazretleri'nin ne cemaatleri var ya. Adabazan'da vefat etti. Bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü. Kabrine ulaştır nurlar rahmetleri idhal eyle ya Rabbi. Hediyelerimizi ihsal eyle ya Rabbi. Yani o zengin. O bize şefaat etsin. Gönelim Mehmet Efendi Allah rahmet etsin. Evliya Allah'tan zattı. Öyle derdi mübarek.
bir cenazede bulunduk onlar da. Ya dedi, öyle dedi cenaze var dedi, cemaattan şefaat bekler. Öyle cenazede var, cemaata şefaat eder dedi. Hani 100 kişi, 200 kişi oldu bu cenaze af olur, hadisler var. Man sallâ aleyhi miyettü min el müslümin gufir aleyh. Ama öyle de bir cenaze olur ki, gelenlerin hepsi af olur yani. O cenazenin af olmaya ihtiyacı olmaz yani, temiz olur. Bu kızcağız öyle. Bu kadar kanser çekiyor. Gık demeden hafızlık yapıyor. Kur'an, zikir, Kur'an. Bir günah bilmemiş. Ne insanlar var. Bunların hürmetine yiyoruz, içiyoruz ya. Yoksa bela yağacak başımıza ya. Ama dostlar var yani. Çok iyi Müslümanlar var. Ama sabır o vaziyette kanseriyle bir vakit namaz bırakmamış yani. Bir harama bakmamış. Sen niye dayanamıyorsun? Sen de bana de. Sen de bana de. Sen de bana de. Utanmaz hoca de. Öyle ya. Hadis-i şerif öyle. Ya yebni Adem, ey Ademoğlu. Az nefsek, önce kendine vaaz et. Fe'nitte azat, nefsin vaaz tutarsa ne mutlu sana. Ve illa sen kendin vaaz tutamazsan festehyi minni. Benden utan Allah buyuruyor. Benden utan. Utanmak lazım. Yoksa nerede? Yani nefis durmaz. Hep böyle. Haramlar tatlı gelir. İbadetler ağır gelir, zor gelir. Yani oynamak, horan etmek, çalmak, söylemek, gıybet, dedikodu, film, dizi dediğin zaman uykusu gelmez. Biraz Kur'an, zikir falan dedim, hemen uyuması gelir. Böyle. Hepimizde aynı mal var. Hiç yani seninki benimkinden farklı değil. Dolayısıyla hoca efendi, nasıl beni biliyorsun böyle olduğumu ya, tam tarif ediyorsun. Milleti nasıl bilirsin demiş, kendim gibi. Seni ben evliya olmama lüzum yok ki ne olduğunu, durumunu. Ben de aynıyım. Yani nefsin istediği şeyde sabaha kadar uyumayız bu gece. Canımızın istediği işler olsa da. Öbür türlü yani bin la ilahe illallah desen, şu Arifan dergisinin sonunda ne zikirler var. Bin tane diyor la ilahe illallah desen uyumadan evvel ruhu arşa çıkar diyor. Ve diyor sabaha kadar makamın hasebince maneviyatına kadar yüksekse arştan o kadar tecelli alır diyor. Uyandığı zaman yani ruhu arştan geliyor. Öbürü yerin dibinden geliyor ruhu. Şeytanlara maskara olmuş. 40 şeytan oynamış ondan. Öyle mi? Bir gece ruhun arşta gecelesinde mübarek denesene bu gece. Denesene. Gidin Paris'e gideyim dediğin zaman da kaç bin euroya gidiyorsun? Ne var orada? Zıkkım. Ne var? Ne fayda var? Gidiyorlar oraya, yılbaşı kutladılar, bir şeyler bir şeyler. Geldiler işte. Ne var? Ben sana diyorum ki şu anda hiçbir füze gitmemiş. Hiçbir uzay dairesi gitmemiş. Ne Amerika ne Rusya gitmemiş. Yedi kat semanın fevki, Allah'ın kürsüsünün üstü. Arş-ı âlâ ya. Allah'ın bütün feyizleri oraya ya. Diyor huzur üzere diyor. Bin tane la ilahe illallah dese yatsa diyor. Ruhu diyor arşta yatar diyor. Ruh oraya alıyor. Ruh uyumuyor zaten. Ruh uyumuyor. Beden uyuyor. Ruh diyor arşta bütün feyizleri alır diyor. Sabaha nasıl kalkar? Ondan sonra sabah namazına bir de bakarsın kuş gibi. Değil mi? Ama mübarek film seyredip, dizileri seyredip, o haberleri seyredip ondan sonra yattığın zaman nasıl kalkacaksın? Bir kalkıyorsun kafan sepet gibi. Bütün gördüğün seyrettiğinde rüyana girmiş. Huzur yok. Bir şey yok. Sabır. Zikre devam et. Bin tane la ilahe illallah. Hocam bu çok zor ya. Ya 15 dakika. Talim tecvid üzere okusa 15 dakikada bin la ilahe illallah okunuyor. 15 dakika. Sen ne yapıyorsun? Sen yatıyorsun. Yattıktan sonra bir saat karıyla didişiyorsun. O bir şey, bu bir şey, şöyle oldu, böyle olmadı. Mübarek adam. 5000 la ilahe illallah okursun o didişmeyi bıraksan. Ben sana demiyorum ki meşru ilişkiyi bırak. Ona bir şey demem. Harama bakma. Sonra gözün dışarıda kalır. Bak o başka bir iş. Ama her şeyin nesi var? Her şeyin vakti var. Efendi Hazretleri anlatın. Ya imsaktan sonra kadın diyormuş hadi birleşelim. Oruca niyet ettiler. İmsak oldu. Ya gece sabaha kadar uyudun 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 diyormuş adam. Şimdi mi kudurdun diyormuş ona. Nefis şeytan girer kafasına. Sahurdan sonra ya imsak oldu da oruç bozulacak. E diyormuş canım şimdi istedi. E sen şeytanın elçisi misin? Bana özel sipariş misin sen? Nefis. Helalken ya helal cima helal. Gece kaça kadar?
Ama oruca niyet ettin imsaktan sonra haram. Şimdi orada rahat, bol vakit, boş vakit var, istemiyor. Hep böyle, hep. Ne lazım? Hep sabır, sabır, sabır. Yemek istemez, içmek istemez. Anası zorla yedirir çocuğu. Kahvaltı yemez, bir şeyler olmaz. Oruca niyet etti mi, sabahtan beri başlar. Bütün vitrinleri, tavukların dönerine bakar, oraya bakar. Yahu sen gündüz akşama kadar anan yediremiyordu seni ki. Şimdi ne oldu? Oruca niyet etti ya, can istiyor. Onun için ne diyor hadis-i şerif? El imanun isfan, iman iki parçadır. Yarısı sabırdadır, yarısı şükürdedir. İstenmedik bir şeye sabır, istendik şeye şükür. Ama oruç için ne diyor? Savmu nisfus sabri, oruç sabrın yarısıdır. Ve sabru nisful iman, sabır da imanın yarısıdır. Ne oldu? Oruç dörtte birine tekabül ediyor. Neden? Sabır denemesi oruçta fazla. Hele sigara içene. Hiç dayanamaz. Amma ve lakin, bu namaz sabır ister, bu oruç sabır ister. Hac, hac bir sabır ister ki Allah ihrama girersin. Ondan sonra bir artı yasaklar da gelir. İlave yasaklar. En büyük yasak nedir? Fela rafete, müstehcen konuşma yok. Vela fusuk, haramlar, fasıklık yok. Vela cidal, kavga yok. Ama adam tabii fil hac, hacda mücadele yok. Nerede mücadele yok? Adam Mina'da bıçağı almış, öbürünün peşine koşuyor ya. Ben gördüm ya, kurban mı keseceksin, adamı mı keseceksin ya? Ya bayram sabahındayız ya. Böyle yaptı, şöyle yaptı. O şimdi kafile, diyor ki burada diyor, bizi bekletti. Ya adam yoluk şaşırdı, ne yapsın? Kardeşim niye bizden ayrıldı diyor. Bak iki saatte burada bekliyoruz diyor. Gelir gelmez dalıyor ona. E ne oldu bu hac? E nasıl olacak ya, nasıl olacak? Mübarek adam, sabredeceksin. Hac sabırsız olur mu? Hac çok zor. O sabır meselesinde kavga etmeden, bağırıp çağırmadan haçtan gelen adam makbul yani. Haccı mebrur olur. Çok az çıkar. İlla bir sinirlenir adam. Yorgunluk oluyor, uykusuzluk oluyor, sıcak oluyor, hava değişikliği oluyor. E bir de beklemelerden bunalıyor. Ama nerede lazım sabır? Burada lazım. Zekat sabır. Niye? E bir sene verdin, bir daha sene verdin. Ya hoca efendi bizim... Benim 100 kilo altınım var. Maşallah. Bari gelsin. O da tutuyor. E tab tutsun, sana mı açacağım? Benim bir kilo yok. Vallahi yok. Vallahi yok. Durmaz ki, para nasıl duracak? Gelen gidiyor, gelen gidiyor. E bu sefer benim zekat çoktu. E ne yapacağız? Ya onu değil diyor. Bu sene verdik de bu diyor para da burada durursa diyor bu altın. Kırkta bir, kırkta bir, kırkta bir, 10 senede parayı yedi diyor ya. E kardeşim ben ne yapayım? Nisabın altına düşersen zekattan düşersin. Seninki de 80 grama düşer. Ondan sonra daha 80 grama düştü mü zekat düşmez. Ben ne yapayım şimdi? Ama sabır meselesi yani. Bir sene veriyor, 2 sene veriyor. Ya kardeşim bunun bir çaresini bulalım. Nedir? Yatırım ya, bir arsa marsa alayım da bari diyor. Niye ki? Arsaya zekat yok ya. Al canım, bana ne de. Yani illa o dayanamaz. 2 sene, 3 sene gidene bak diyor. Hep gidene hesap ediyor. Zekat sabır ister. O para işi çok sabır ister. Benim yanımda çok mükafatlar var. Ama istemediğiniz şeylere sabretmeden asla kavuşamazsınız. Şimdi burada kalalım. Şimdi hemen bir dahakine 9'a geçtik dersiniz. 9'a geçmedik. 3 satır okuduk ha burada. 8'in 3. satırındayız. Mübarek, bir saat daha mı konuşayım? Şimdi 8'in 3. satırı. Baştan bir tekrar edilip kısaca hemen altında 6 satır var. Rabbimizin kelamı. Onu da haftaya 54 farz okuyoruz. Unutmuyorsunuz inşallah. Karıştırmayın onların numaralarını. Bu kutsi vaazlar. Bunun adı ne? Mevaiz-i kutsiye. Bundan böyle bir vaaz okuyup da insan uyumadan evvel Mevla adamı bir sallıyor böyle, bir sallıyor. Acayip. Ey benim kulum. Direkt hitap ediyor. Ey Ademoğlu. Her vaazın başı ey Ademoğlu. Diye Allah ile karşılıklı oluyor yani. Muhataplık. Çok inşallah bereket olacak. Bu kutsi vaazdan Allah feyzinizi, bereketinizi artırsın. Beni de size bağışlasın inşallah. Evet. Başımızda belalar çok. Şimdi kardeşlerimiz. Ha, yarın ne gecesi? Cuma'yı, cumartesiye bağlayan gece, Safer ayı giriyor. Allah Allah. Çıktığını müjdeleyene cennet müjde olsun diyor. Çok sıkıntı var. Allah feraha çıkarsın. Ya sıkıntıyı açacak şey nedir? Ancak Allah'tır. Ya bana isimlerimle dua edin. Öyle duanın adresi var. Öyle isimsiz, cisimsiz, Allah demeden, besmele çekmeden, salavat getirmeden bela kalkmaz.
Namazsızın üzerinden hiç kalkmaz. Şimdi bu Arifan dergisinin sonundaki dualar, zikirler size ganimet. Bir koca kitapta bulamazsınız bu kadar bilgiyi. Çok derin kitaplardan topluyoruz bunları. Şimdi yarın cuma akşamıdır. Cumartesiye bağlayan gecedir. Safer ayı giriyor. Yatsıdan sonra, vitirden önce. Dikkat edin şimdi, sünneti kılıyorsunuz. Hemen peşine vitri kılıyorsunuz. Öyle yapmıyorsunuz. Bu namaz nasıl kılınacak diyor. Sünneti kılıyorsun vitirden önce. Ha o zaman işte cami kapanıyor falan. Ya kardeşim illa camide kılma şart yok ki. Sünneti kılarsın. Gidersin evine eğer cami müezzin beklemiyorsa. Evinde bu namazı kılarsın. Peşine de vitrini kılarsın. Vitir zaten vacip, farz, o mecbur. Efendim 4 rekat kılınacak. 1. rekatta işte 11 kafirun, 2. rekatta 11 ihlas, 3. rekatta 11 felak, 4. rekatta 11 nas. Selamdan sonra 70 kere Subhanallah, Elhamdülillah, ve la ilahe illallah, ve Allahu ekber. Tarif burada. Hoca efendi ben kafirun suresini bilmiyorum. Ne okuyayım? Diyorum. Adam nasıl ezberleyecek yarına kadar ya? Mübarek münafıklar kafirun suresi okuyamaz diyor hadis-i şerifte. Şu kafirunu mutlaka ezberleyin ya. Bu kafirunu ezberlemeden olmaz ya. Kulyal kafirun. Ama ben bilmiyorum diyenlere ben bir kolaylık olarak ne söylüyorum? O zaman bunu bilen biri kıldırır. O da cemaat olarak ona uyarsa kolaylık bul. Bilen bir arkadaşınız kıldırsın. Siz de ona uyaraktan bu namazı eda etmiş olasınız. Burada zaten haftalık muhafaza. Bir de ne yapacaksa okutursun, amin dersin. Amin de duadır. Ne yapayım sana? Ama her gün buna devam eden Allah'ın keremiyle bir sene beladan korunmuştur. Hiç bela vurmayacak inşallah. Bu Arifan dergisine sahip çıkın. Bunun duaları da size sahip çıkar. Bunda çok ilimler göreceksiniz. O lafzayı celal zikirleri, o İdris Aleyhisselam'a öğretilen isimler. Birinci isimdeyiz daha. Bu bir ay geçerse bir isim ezberlemeden ne olur? Ayıp olur ya. Ya bir ayda bir isim, bir satır ya. Mutlaka ezberleyin. O özelliklerine bakın, o faziletlere bakın. Hastalığa, derde, efendim, her türlü belaya, musibet, fakirliğe, tembelliğe, şişmanlığa, itaatsizliğe, her şeyin çaresini yazmış. Allah'ın ismi bunlar kardeşim. Ben diyor size isimlerimi gönderdim diyor. Bana onlarla dua edin diyor Rabbim Teala. Sen kendi kafana dua diyorsun elini açıp yani. İsim okunmadan olur mu? Bir zikir olmadan olur mu? Salavat olmadan olur mu? Allahümme salli ala Muhammed ve ala alihi sahbihi. Çok faydalı şeyler var. Aman dergiden istifade edesiniz. Aile dergisinde de ilimler var, faydalı ilimler. Çocuk dergisinde ilimler var. Sen çocuk dersin geçersin. Ben o çocuk dergisini bir okuyorum. O çocuk dergisinde okuyorum. Ondan sonra kapatsan ezberi anlatamam ya. Ebu Bekir Sıddık'tan var, Hazreti'den, şundan bundan, menkıbeden, faziletten, mesneviden. Çocuk diyorsun. Çocuk, sen o çocuk dergisindeki ilmi biliyor musun? Hepsini oku. Burada hikaye yok ki. Faydalı ilimler var inşallah. Allah Teala istifade edenlerden eylesin. Amin. Evet. Şimdi hoca efendi okusun bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oradan okuyabiliyor mu? He? Hoparlör açık mı? فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين اللهم نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين neler buyuruyorsun neler duyuruyorsun bizi uyarıyorsun bizi Uyanmak nasip eyle ya Rabbi. Babalarınız, oğullarınız da olsa kafirliği imana tercih etmişlerse onları dost etmeyin. Onları dost edenler zalimler olur buyuruyorsun. Sen bize imanı tercih ettir ya Rabbi. Kafirliği tercih ettirme ya Rabbi. Kafirliği tercih eden en yakınlarımızı da tercih ettirme ya Rabbi. Neler buyuruyorsun? Ne tehditler buyuruyorsun? Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, hanımlarınız, kocalarınız, aileleriniz, akrabanız, aşiretleriniz,
kazandığınız mallarınız, kesadından korktuğunuz ticaretleriniz, severek beğenerek oturduğunuz yuvalarınız, yazlıklarınız, kışlıklarınız, eğer benden, benim peygamberimden, benim dinimi, İslam'ımı yaymak için gayret ve cihat etmekten size daha sevgili geliyorsa, bekleyin Allah'ın belası geliyor. Ne tehdit buyuruyorsun Allah'ım? Belanı bizden döndür ya Rabbi. Amin. Belanı bizden sarf eyle ya Rabbi. Amin. Bizi fasıklar güruhundan etme ya Rabbi. Amin. Dalaletteyiz hidayet eyle ya Rabbi. Amin. Felaketteyiz kurtar ya Rabbi. Amin. Günahkarız affet ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi. Mahrumuz ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle. Hissedar eyle ya Rabbi. Amin. Sen ya Rabbi en çok seni sevmeyi, sonra Habibini sevmeyi, sonra senin yolunda şu İslam'ın ehli sünnetin yayılması için cihad edip gayret etmeyi bize en sevgili getir ya Rabbi. Amin. Her şeyi bu uğurda feda edebilmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Hiçbir şeyin sevgisinden sebep bizi senin yolundan ayırma ya Rabbi. Amin. Bu dünya sevgisi, bu mal mülk sevgisi, çoluk çocuk sevgisi yüzünden senin dinini tebliğden bizi mahrum etme Allah'ım. Sen fazl-ı kereminle bize acı ya Rabbel alemin. Anamızdan babamızdan çok acıyansın ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Şimdi çok vefat edenler de var. Hususi vefat edenler var. Genel bütün geçmişlerimiz ruhlarına bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Hediyelerimizi ulaştır, kabullen, nur eyle ya Rabbi. Hastalarımıza acil şifalar ihsan. Dertlerimize devalar ikram eyle. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. Ne sıkıntıyla gelen varsa feraha çıkart ya Rabbi. Ne kadar günahla gelen varsa günahsız çıkart ya Rabbi. Ne hayırlı isteği kalbinde olan varsa şuradan muradına ererek çıkart ya Rabbi. Bir duası reddolan mahrum bırakma. Allah'ım içimizden imansız ölecek birini çıkartma. Allah'ım neslimizden de bir kafir yaratma. Allah'ım sen hidayete erdirmedik dalalette bırakma. Allah'ım düşmanının şerrine kafi gelmedik bir sıkıntılı bırakma ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrul fatihin. Sıkıntılarımız çok. Onun için benim büyük sıkıntılarım var. Bunların fethi için, açılması için bir Fatiha-i Şerife okuyalım ihlas ile. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Maliki yevmiddin iyyake na'budu ve nestaînu ihdinas sırâtal mustakîm. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim velâddâllîn. Ancak senden yardım istiyoruz ya Rabbel alemin. Ve âtel kürsi bir kere de huzur üzere ihlas ile muhafazamız için, bütün başımıza örülmek istenen çorapların çözülmesi için, efendim sonunu 7 kere tekrar ediyoruz. Velaye uduhu'dan sonrasını, gökleri yerleri korumak bana zor gelmez buyuruyorsun Allah'ım. Beni mi korumaktan zorlanacaksın demektir. Onun için Atel Kürsi'yi hıfzımız niyetiyle inşallah buyurun estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La te'hudûsin. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا يؤوده حفظه آمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين
Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin, ashabının, hulefasının, etbaının, silsile-i meşayihimizin, hususan şeyhimiz Hacı Ali Adem'in hazretlerimizin ve bütün geçmişlerimizin ervahı için. El Fatiha.